Yeni videoma hoş geldiniz. Göz altlarım birazcık şiş olabilir, yüzüm şiş olmuş olabilir, sesim cadallı geliyor olabilir çünkü yeni uyandım. Sabaha karşı saat 4'te uyudum. Biraz işlerim vardı, onları hallettim. Kalktığımda da saat 10'du doğal olarak. Ben böyle 8 gibi kalkarım diye düşünmüştüm ama alarm kurmadım, uyumuş kalmışım. Neyse, iyi oldu. Cuma günü hatırlarsanız arkadaşımla buluşacağımı söylemiştim. Ben arkadaşımla buluştum. Sinan da babasında kalacaktı o gün. Babaannesi ve dedesi geldi. Dün gelecekti. Sinan gelmek istemedi. Ben de tamam dedim. Nasıl olsa okulda yok. Kalsın bugün de. Birazcık hani Sinan için de değişiklik oldu. İyi geleceğine de eminim. Çünkü Sinan böyle farklı insanlarla aslında oynamayı, işte vakit geçirmeyi de seviyor. Bugün gelecek inşallah Sinan. Ben de o yüzden kalkıp hemen böyle işlere girişmeye başladım. Dün gece ben ütü işlerimi hallettim. İki makine ütü işim vardı. Ama bugün de siyahları halletmem gerekiyor. Yani dediğim gibi artık okul serüvenimiz başlıyor. Çok da hızlı geçti bu arada zaman. O zaman gidelim, hızlıca işlerimizi halledelim. Bir de yemek yapmam gerekiyor. O işi de halledeceğiz Sinan gelmeden. Muhtemelen öğleden sonra gelmiş olur. Banyodur, işte yemektir falan filan. Bayağı bir işim var benim bugün. Dün gece görmüş olduğunuz bu bütün çamaşırları ütüledim. Birazcık da havalanması için açıkçası bırakıyorum. İster istemez hani ütünün buharıyla nemlenebiliyor. Sabah yerleştiririm dedim. Artık gece saat çok geçti. Bunlarla da vakit kaybetmek istemedim. Dediğim gibi bir siyahlar kaldı. Onları da bugün inşallah hallederim. Zaten çok fazla değil. Sonunda ben de yorganı geçirdim artık nevresime. Açıkçası ev çok sıcak oluyor. Şu anda da çok sıcak. Camı şimdi kapattım hani çok fazla ses geliyor diye. İhtiyaç duyduğumdan değil ama çıkarmıştım. Şu dolabın içerisinde bekliyordu. Dedim ki artık seriyim. Şu an bir tane daha yorgan var. O da Sinan'ın okul yorganı. O çantasını da hazırlayacağım. Özlemişim ama bu görüntüyü de gerçekten böyle tok duruyor ya yatakta. Güzel oldu. Arkadaki yastıkları kullanmıyorum. Onları süs yastığı olarak hani koyuyorum ben açıkçası. Bu önde yeni almış olduğum yastıkları kullanıyorum. Bir tanesini kullanıyorum. Artık hangi tarafta uyursam. Hem Instagram için şu anda çekim yapıyorum hem de YouTube için çekim yapıyorum. O yüzden kafam karışıyor bazen nereye ne konuştum. Gerçi Instagram'da konuşmuyorum. Sessiz videolar çekiyorum. Arkada müzik oluyor ya da böyle sadece iş yapmış olduğum sesler koyuyorum. Şimdi aynanın tozunu aldım. Bu ayna inanılmaz büyük ve inanılmaz uzayan ama çok seviyorum. Gerçekten yatak odasına çok şıklık katıyor. Bence salonda da çok güzel oluyor bu aynalar ama benim salonumda yer yok. Çok fazla daraltır orayı. O yüzden tercih etmedim. Bir de burada hazırlanıyorum sonuç olarak. O yüzden de yatak odasında olması daha mantıklı oluyor. Şu mendilleri kullanıyorum. Bunları acil durumlar için ya da o an böyle sadece üstün kör temizlik yapmak istiyorsam, ufak tefek tozlar varsa hani böyle su hazırlayıp temizlemeyeceksem bu mendilleri kullanıyorum. Ya da bazen işte arkadaşım diyor ki hadi kahveye geleyim sana falan diyor. O anda işte bakıyorsun toz var falan. Şimdi temizlik beziyle ya da suyla uğraşmak yerine bunlar böyle gerçekten pratik oluyor. Çok sık sık kullandığım bir şey değil ama şu anda mesela oğlum gelecek böyle su hazırlayayım temizlik yapayım değil. Sadece üstten böyle tozları almak istiyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Ve yatak örtüsünü şu anda makineye attım. O da yıkanıyor. Böyle bir saate biter. Yatağın böyle köşelerini falan da bir tozunu alayım. Hazır mendilim elimdeyken. Sonra da oğlumun odasına geçeriz. Hatta şu çamaşırları da yerleştirelim. Aşağıda da siyahlar var. Onlar da bitti. Kurutmadan çıkardım, katladım. Bir de onları halledeceğiz inşallah. Artık akşama kalır muhtemelen o.
Oğlumun odasına geldim. Bir önceki videoda hatırlarsanız sizinle işte birkaç bir şey göstermiştim. Avizesini yeni aldım, aksesuarları, daha sonra işte yatak örtüsü falan. Şimdi bir de size perdeyi göstereceğim ama göstermeden önce topluluk kısmını da paylaşmıştım aslında. Ya hiç güzel olmamış, onun yerine işte bir tül alsaydın daha iyi olurdu gibi böyle yorumlar geldi. Benim her zaman önceliğim kullanışlık olması. Ya yani ben burayı sadece tül assam benim oğlum burada uyuyamaz bir kere. Yani tülün üzerine bir fon perde asmam gerekiyor. Fon perde de burada olmuyor arkadaşlar. Çünkü sol tarafımda kitaplık, sağ tarafımda petek var. Ve fon perde geldiği zaman burada toplanıyor. Zaten ben asmıştım zamanında burada. Olmadığı için böyle bir şeye karar verdim. Normalde bunun astarsız modeli belki çok daha şık duracaktı. Ama işlevsel olacak mı? Benim için olmayacak. Çünkü benim burada oğlum uyuduğu zaman güneş onu rahatsız etmesini istiyorum. Yani karartma amaçlı aslında kullanıyorum. Gündüz de yukarıya kaldırıp işte güneşin önünü kesmesini istiyorum. Yani zevk meselesi. Yani isteyen çocuğun odasına işlemeli perdelerden asar. İsteyen de benim gibi yani bu şekilde kullanışlı şeyler yapar. Ben bunları kullanışlı buluyorum. Salona yapmış olsam tabii ki bu perdeyi salonda tercih etmem. Nasıl tercih ederim bu perdeyi? Örnek olarak bunu karartma amaçlı kullanıp üzerine tül kullanabilirim. Örnek olarak söylüyorum ki mesela ben salonda perde kullanma taraftarı değilim. Gerçekten hem odayı çok küçültüyor. Burası da yattığımız oda olduğu için yani oğlumun yattığı oda olduğu için mecbur kullanmak zorundayım. Yani güneş gerçekten sabah bizi çok rahatsız etti. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Bu takıldığım bir mevzu da değil. Sadece herkesin beklentisi farklıdır arkadaşlar. Beğenmek zorunda da değilsiniz. Yani ben bunu aldım. Ben beğendim. Ben kullanıyorum. Çocuğum kullanıyor. Yani herkesin beğenmesine gerek yok. Yani ben sadece sizlere öneri olarak bunları sunuyorum aslında. Yani ben bunu aldım. Belki sizin de aklınızdadır. Mesela ben bunu söylemiştim. Yani yurt dışında görüyordum. Mantıklı geliyordu. Yani genelde yurt dışında kullanılan ürünler gerçekten işlevsel oluyor. Yani store perdeleri biliyorsunuz yapılıyor. Ama onun temizliği çok zor. Yani perdeyi her çektiğinde alerjisi olan bir insan için özellikle çok kullanışlı. Ben o yüzden böyle sürekli tereddüt halindeydim. Ya ben onu nasıl yıkayacağım? Işık karşımda olduğu için birazcık karanlık çıkıyor. Aslında rengi bu değil. Yaklaştırıp gösterebilirsem açık gri renkli. Hatta buradan bile bir koyu duruyor. Bakın şu anda tam olarak rengini gösteriyor. Bunun koyu rengi de vardı ama ben koyu renk istemedim. Bu pencerenin ölçü aslında 100 cm'di. Ben kenarlardan 15 cm fazla sipariş verdim. Aynı zamanda astarlı istediğim için sipariş verirken 60 cm büyüğünü sipariş ettim. Çünkü astarlı modelin satışı yok şu anda onlarda. Özel istek üzerine yapıyorlar. Ben 120'ye 260'tı normalde ölçüm. 180'e 260 ölçüsünü sipariş verip satıcıya ben siparişimi oluşturdum. 180'e 260 ölçüsünde aldım ama ben 120'ye 260 ölçüsünde istiyorum. Sadece astarlı olacak diye söyledim. Sağ olsunlar da işte yardımcı oldular. Sonra da böyle kolay bir şekilde teslim edildi. Şimdi bunun güzel özelliği makinede yıkanabiliyor. Buradan göstereceğim sizlere. Böyle bir ağırlık aparatı var. Gördüğünüz gibi bunu çıkarıyorsunuz makineye atarken. Aynı zamanda şu tepeden de çıt çıt var. Yani çıt çıtını çıkarıp makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. Ben bunu çok fazla duvara yaklaştıramadım. Gördüğünüz gibi en uçta duruyor. O yüzden kenarlardan biraz ışık geliyor. Ama siz böyle dibe de yaklaştırabilirsiniz. Eğer ışığın gelmesini istemiyorsanız. Benim yapamama sebebim de burada peteğimin olması, bu tarafta da kitaplığımın olması. O yüzden yaklaştıramadım. Çünkü indirdiğim zaman ona çarpacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi kapalı halini de göstereceğim sizlere. İsterseniz kornişe benim gibi takabilirsiniz. Bir de eğer kornişiniz yoksa tavana sabitlemek için de içerisinden aparat geliyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Görüntüsü böyle arkadaşlar. Açık halinde çok şıklık beklemeyin. Ama kapalı olduğu zaman böyle yarım görüntü benim açıkçası hoşuma gidiyor. Ya dediğim gibi benim için önemli olan işlevsellik şu anda. Ben böyle çok perde arayışında olan bir insanda değilim. Ya perdeyi evde açıkçası sevmiyorum. Çünkü bana da alerji yapıyor. Ama yatak odası gibi yerde yani artık mecbur bir şekilde perde kullanmak zorunda oluyoruz. Ben her zaman kullandığım ürünlerle alakalı yorum yapıyorum. Yani bunun hepsini beğenip beğenmemek zorunda değilsiniz dediğim gibi. Ya ben de herkesin aldığı bir şeyi beğenmiyorum. Bana mesela rahat gelmiyor. Benim önceliğim rahatlık. Ama arkadaşım örnek olarak o da şıklığı tercih etmiş. Saygı duyarım yani herkesin kendi seçimi, herkesin kendi tercihi. Şimdi ben konuşa konuşa acıktım. O yüzden buraya şu anda pas geçiyorum.
bir kahvaltı yapayım. Ya açıkçası bir tane tost yapacağım. Yani öyle kahvaltıyla falan uğraşmayacağım. Sonra bu yatağı da yaparız. Yemek işine geçeriz. Ben kahvaltımı tam yapıyorken oğlum geldi. Saat kaçtı bilmiyorum. 12.30 muydu öyle? Şu an saat 2.30. Bayağı bir vakit geçirdik. Şimdi meyvesini verdim. Meyvesini yiyor. Orada bir banyo yaptıracağım. Orada dedim ki şu yatak işini halledeyim burayı. Gece olunca zor oluyor yapması. Hızlıca burayı da bir halledelim. Ütü yaparken çok üzüldüm çünkü şu yeni nevresim takımlarını pas akıttı. Benim ütüm de böyle gidici gibi duruyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Ya ütümden çok memnun olduğumdan değil ama en azından bir dönem daha beni götürmesini istiyorum. Aynı zamanda size de sormak istiyorum. Kazanlı ütü önerisi. Yani önerdiğiniz modellere bakarım, araştırma yaparım. Bir de dediğim gibi indirimler başlıyor ya. Belki denk gelir çok uygun fiyata. Öyle bir taksitle değerlendirebilirim. İhtiyacım var çünkü ben her şeyi ütülüyorum. Kazanlı ütü de gerçekten süreyi yarıya indiriyor. O konuda da katılıyorum. Hem de enerji tasarrufu da yapıyor baktığınız zaman. Bir düşünüyorum. Bir de dediğim gibi yani dün böyle bir şey yaşayınca ara ara böyle başıma geliyordu. Aslında içerisinin kirecini falan da temizliyorum. Bilmiyorum neden öyle bir şey yaptı. Artık dedim bir sonraki yıkamada leke çıkarıcıyla onu bir müdahale edip ondan sonra yıkarım. Yorganla savaşıyorum şu anda. Yorganı aslında biliyorum. Dürüm şeklinde yapıp öyle takıyorlar. Çok kolay oluyor ama ona üşeniyorum ben nedense. Çünkü kılıfı ters çevirmem gerekiyor. O da zor geliyor bana. Oğlumun yatağını da hallettim. Şimdi bir banyosunu yaptıracağım. Bir saat sonra da böyle bir yemeğini yediririm. Buralar birazcık dağınık. Süpürgeyi alacağım zaten. Oyuncaklara dokunmadım. Çünkü yine oynayacağız zaten. Toplamaya gerek yok. Kahvaltımı yaptım. Güzelce ortalığı toparladım. Hatta robot süpürgeyi çalıştırdım da şu an ses yapmaması için kapattım. Birkaç bir şey almıştım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Sleepy'nin camlarda, tüm yüzeylerde kullanabileceğiniz temizlik ürünleri. Ben bundan çok memnun kaldım. Bu ürünlerde ikincisi 1 TL kampanyası oluyor. Aynı zamanda bebek bezlerinde, ıslak mendillerinde. Toplu kısmında paylaşıyorum. Gerçekten sıfır izle. Özellikle sizin doğum gününde böyle bezle, su hazırlamakla uğraşmak istemedim. Camı, daha sonra ortalığı falan bununla temizlemiştim. 2 paket aldım. Dediğim gibi kampanyalı oluyor. Sinan'ın odası için lastikli çarşaf aldım. Biliyorsunuz orada bir tane nevresim takımı var ama çarşaf daha sık sık değiştiği için bizim evde. O yüzden yedik bir tane daha aldım. %200. Bu İngiliz şomun çarşafı zaten aynısını kendi yatağımda kullanıyorum. Bunu da Sinan için aldım. İngiliz şomun çarşafları dediğim gibi köşelerden sadece lastikli oluyor. Bu tarafları dümdüz. Ama Yataş'tan almış olduğum her tarafı böyle lastikli oluyor. Onun bilgisini vereyim. Oğlum için Polo'dan 2 tane ürün siparişi vermiştim. Şimdi onu açalım sizlerle beraber. Bir tanesi short. Bunu tabii ki yaza yatırmak olarak aldım. Yani Polo'da gerçekten çok güzel indirim oluyor. %30, %40 bazen. Şöyle göstereyim. Kumaşı falan da gayet güzel. Seneye de inşallah kuzucuğuma tam olacak diye tahmin ediyorum. Hatta önümüzdeki senede yani 2 yaz giyer bence. Bir de Sinan için şöyle yeşil kazaktan aldım. Bu Sinan'a şu anda tam olacak. Seneye de inşallah giyer diye tahmin ediyorum. Ben bunu 7-8 yaş aldım. 122 ile 128 santim diyor. Zaten biliyorsunuz yıkarken birazcık hani ürünlerde çekme payı oluyor. Hani kurutmaya atmasanız dahi. Bu ama Sinan'a tam olacak belinden. Uzunluğu falan gayet güzel. Daha denettirmedim ama akşam gelince inşallah denettiririm. Bunları da çok beğendim. Kumaşları
falan gayet güzel. Bir de şu iki tane sunumluktan aldım. Bunlar da Plexi diye geçiyor. Bunlar Zara'da falan inanılmaz pahalı bir ürün. Muhtemelen bilenleriniz bilir. Küçük bir tepsi. Sadece böyle kahve sunumlarında ya da işte yanına kurabiye koyabileceğiniz kadar büyüklükte. Üzerinde koruması var. Öncelikle onu çıkarmaya çalıştım. Şeffaf. Kalınlığı da çok güzel. Dediğim gibi Plexi cam değil bunlar. 2 adet var içerisinde. Bunların hepsinin linkine de yorumlar ve açıklamalar kısmına sabitlerim. Oradan bakarsınız. İndirim olduğu dönemlerde de yine tekrar tekrar paylaşmaya çalışıyorum bunların hepsini. Güzelce yıkarız. Beğendim. Bunları da gayet hoş ve güzel duruyor. De kendime çok çok uzun zamandır şöyle çift cidarlı bardaklardan istiyordum ama almıyordum. Hep erteliyordum. Geçen gün 4 tane aldım. Şimdi 2 tanesini bitirdim. Bunları da yıkadım, kaldırdım. Özellikle kahvelerde gerçekten çok güzel oluyor. Çift cidarlı olduğu için de elimizi yakmıyor aslında. Bunların da linkini eklerim. Ben bunu Jumbo'nun sitesinden aldım. 2 Kasım'da sipariş vermiştim ve 30 Kasım'da geldi kargo. Gerçekten çok problem yaşadım yani kargo olayında. 10 gün önce müşteri hizmetleriyle mail üzerinden irtibata geçtim. Telefonla asla cevap vermiyorlar. Ondan sonra tamam işte işleme bakıyoruz falan dediler. İşte dediğim gibi 30 Kasım'da geldi yani. Bir ayda diyebiliriz buna. Ben aslında hep fark ettiyseniz Trendyol ya da hepsi buradan alıyorum. Bazen bana söylüyorsun sen neden sitesinden alışveriş yapmıyorsun? Çünkü Trendyol ve hepsi buradan güvencesine ben güveniyorum açıkçası. Bir de Jumbo kırılan ürünlerde ya da paslanan çeliklerde asla üstünde durmuyormuş. Yani garantisi olsa dahi bu konuda problem yaşayan çok fazla takipçim varmış. Bunu da Instagram'dan yazdı. Ben bu zamana kadar hiçbir şey almamıştım. Belki aranızda yaşayanlar da vardır. O yüzden aklınızda bulunsun. Mutlaka hani böyle alışveriş yaptığınız zaman ki ben de Trendyol'un ya da hepsi buradan linkini veririm bu ürünlerde. Onu tercih etmeye çalışın. En azından orada arkamızda duran birisi oluyor. Tabii tüketici hakları da var. Hani ona da başvurabiliyoruz. Öyle de bir durum var. Ama çok fazla uzun sürebiliyor işte böyle durumlarda. Bir daha asla yani Jumbo'nun sitesinden alışveriş yapmam gerçekten. Dedim ki herhalde kargom gelmeyecek. Yani çünkü yurt dışından değil yani Türkiye'den sipariş vermiştim. Aldıklarım da bu kadar. Gelecek olan birkaç tane daha ürün var. Küçük parçalar. Onları da gelince sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi tüm ürünlerin linkini de yorumlar ve açıklamalar kısmına her zaman sabitliyor oluyorum biliyorsunuz ki. Burada sizlerle vedalaşalım. Ben şimdi bu videonun düzenlemesine geçiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.